Evet benim güzel YouTube ailem. Bugün çok yorulduk. Başak 12 E89 modeli tek silindirli, iki kayış bir direksiyon bizim traktörümüz için doğru düzgün açıklama videosu göremediğimden dolayı neyin nereye ait olduğunu bilebilelim diye her tarafını söktük, revize etmeye çalıştık. Bununla ilgili belki bazı arkadaşlar, bu arada arkadaşlar oturuşumdan dolayı kusura bakmayın, pilim bitti. Her taraftaki bu mazot çeken talaşları ben yakayım. En azından etraftaki mucuk diyorlar. O mucuktan günde 15-16 tane yutuyordum ya. Ondan dolayı arkadaşlar ateş yaktım. Hem etrafın pisliği gidiyor. Bu motorun altındaki parçaları en azından temizlemek için. Neyse dostlar, ben traktörü söktüm. Bir nevi restorasyon videosu gibi oldu. Neyi nereye takacağız diye. Özellikle arkadaşlar bununla ilgili bilgiye sahip olmak isteyen, bununla ilgili kafasında sorular olan bütün arkadaşlarımı yorumlara bekliyorum. Hadi hep birlikte Ertuğrul'un çıldırdığı ve kaslarını bize gösterdiği videoyu izleyelim. İçimde iki cingeri çıkarttı yani şimdi burada ya. Aç yok evet. Tamam bir günü versin. Ben bir bakayım. Onu oynat ediyor. 20'sini. Evet. Abi böyle yerinden çıkıyor bu. Yerine getirmek için dişleri yan yana götürmek, koymak gerekiyormuş Harun. Az yukarı al. Az yukarı al. Traktörü bütünden al şöyle. Bunun ha. Oturması lazım. Harun. Allah Allah. Tam zafer ulaştık diyor. Bir vida iş koyuyor. Vallahi bu daha çok proje işine döndü. Değil mi lan? Aynen öyle. Evet hocam. Hocam son durum nedir? Okula götür. Okula yapmıyor. Alıyorum. Efendim. Son durum nedir? Son durum kardeş, nereyi tutarsak elimizde kalıyor ama eğer olursa ağzı yüzü düzgün bir şeye benziyor. Ama siz gitmeden bunu çözmemiz lazım. Eğer siz giderseniz ben bittim. Hocam sanki şurada çatlak var. Burada mı çatlak var? O çatlak değil, o kırık. Onu gövdeyi yeniden, bunu yapan mühendis ya kör oldu ya da topal bir şey olmuştur yani. Çünkü öyle bir işçilik yapmış ki yaptığı yerden tekrar kırılmış. Araya lama atmış. Attığı lama köşesinden tekrar kırılmış. Bunun bizim Kırmızı'daki Cafer dayımın elinden geçmesi lazım. Evet. Çıkarayım mı onu? Çıkmaz hocam. Niye? Çember mi bu? Çemberimde gül o ya. Gülmedim doya doya. Şöyle yapalım. Çıkmasa da içinden alabilir miyiz şeyi? Alırız da. Ne oldu gene? Oraya ne oldu? Buradan. O ne? Burası neymiş? Şuraya bağlı. Debriyaj. Hı hı. Şanzıman debriyaj. Şöyle alayım mı bu kayışları şöyle? Arada çıkmaz mı bu? Ha bir de orada aradan bir yer çıkarsak var. Çıkarsak bile şu var yine. Şu evet. Evet. O da kaynaklı. Değil mi? O kaynaklı değil aslında ya hocam. Şurada bir vida tutuyor bunu. Onu evet. Alsak şey gelir. Segmanı. Onu alırsak. Var segmanı mı var burada? Bunu çıkardığın zaman karşıdan vurduğun zaman geçer. Geçer de bu sefer de. Arkası düşer mi? Yok. Yerden çıkması lazım ya. Oğlum şunu da çekmemiz lazım. Efendim? Son bir o mu kaldı? Son bir bu kaldı. Evet. Bakayım kafaya. Şu yer mi kale kardeş? Geldiğine geleceğine pişman oldun değil mi? 12 yok. Hocam. 12 mi? Aynen. Burada yok. Yok mu? Acaba Kaan kardeşim yine eski mesleğine dönüyor mu? Önemli olan o, motorcu. Sayenizde hocam döndük. Vallahi ya. Buradaki lokma... Meslekten mi mezundun Kaan hocam? Aynen. Maşallah. Endüstri meslek eski ismiyle.
Sana da kuru. Tehlikeli hocam kayan. Sen de nasıl? Bak görüyor musun? Oradaki contalar değişecek. Hangileri? Şu arabanın. Bunlar mı? He. Aynen. Bunu yapan usta bu çivileri niye kullanmış? Çivici katil modunda bak şuraya bak. Neymiş? Yolda kalanlar. Yolda kalıp da yardım isteyen biri mi acaba bunu yapan? Bunlar ne ya? Böyle bir sürü vida, mida, şu bu. Burada ne var? Ne yapmış onu? He? Sen anlamadım ki. Şeyse sana zahmet çıkar mı o? Kaynak mı, çakmış mı diyor şeyle. Sökerim mi hocam? Vallahi nasıl oraya soktuysa onu. Her şey Allah'a emanet modunda. Yine bu motor iyi hareket ediyormuş ha. Dönmüyor ki sabit mi? Abi yarım litre mazot bunu pırıl pırıl eder bak. Vallahi bir kayışı söksek şu anki amacımız kayış. Ondan sonrası kolay. Fıs fıstan sıkarız ben şeyi. Fısa gerek yok abi mazot. Ne? Cam sil al bir tane. Yok mazot. Cam sil bidonu var ya plastik. Onu diyorum yani fıs fıs dedim o. Gördün mü? Ama olursa da köpek gibi bir şey olur. Olur ya, olursa da değil, olur ya. Ha. Kaan puslediğine göre sinirlendin mi? Çek bakayım. Çek bak. Şeker. Ha, video bak. Değil ya. Gelmeyecek de. Nereden çekeyim? Şunu çekeceksin. Niye gelmeyecek? Ona şey yap bak, dur. Bir şeyle vuramayacak. Şey keser nerede? Kaynaklı ya. O da mı kaynaklı? Ver, ver şunu ortadan. Vur. Yok, kaynaklı diyor ama. Vur patlasın kaynaklı. Keser nerede, keser. Abi keser o taraftan. Dur bakayım. Ha orada. Önce keserin götürün, vur hele kardeş orayı. Vur hele, buraya bırak, vur, vur bir de buraya vur. Bence... Evet. Hafif bir oynama var sanki. Oğlum gövde gidiyor. Gövde gidiyor, gövde. Abi, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gövde nereye gidiyor? He, tutan o. Şimdi şurada bu debriyajın değil mi kardeş? Evet hocam. Debriyajın. Kavrama. He, kavrama. Laflara bak, laflara. Selahattin Şeker seni iyi yetiştirmiş. Selahattin Şeker. Kim vardı başka? Hocalara bir selam söyle. Kim vardı ya hocam? Unuttum ki Nihat Hoca vardı. Evet, Nihat Hoca. Nihat Şamasas mı? Aynen. Başka? Dur, video çek yok da. Şey yapalım. Başka? Hocam? Dönmüyor mu? Al beyaz olan bir tane hocam vardı ya. Hangisi acaba? İbrahim hocam var, ona da selam. O da bağlantısı, o da hepsi bağlantısı. Şanzıman, ayrı ayrı. Bunlar şanzıman kavramanın bağlantıları. Böyle iç içe geçireyim mi hepsini? Şu dışarıdan. Toplayayım mı böyle? Hani ha, şu, şurada. Hadi şu şeyleri de söyle. Şunlar ne? Hocam şu emberdeydi. He. Yani şu şekildeydi. He. Şu dışarıda, bu böyle gelsin. Burası okay dışarıda kalıyor, takıyoruz. Aa, bizimkiler. Eto karşı tamam mı? Köyün gelileri geldi. Hadi ayırıyoruz hadi. Hocam biz bunu bir ayırırız. Kaç. Buna bakın iyice. Heh, çek. Bu ne kardeş şimdi? Bu ne? Şimdi burada bir sıkıntı. Hocam arasına bak giriyor bakın. Gördünüz mü? Bak onu bilmiyorum. İşte seni cezberle. Çıktı. Bak şimdi bu bak. Bu ne? Şimdi iyice yaklaşsana, makro çeksene. Onunla işimiz yok. O burada geri kalacak. Biz bak bunu çekeceğiz. Bak. Onu çek de şey yapmıyor. Çektim. Geri takacağım şeyi çekince. He. Gel takalım ha. Tamam. Kayışı çıkarttıktan sonra. Aynen. Ama o çıkıyor mu? Önemli olan o. Bu şekilde. Şurayı da mı sökeceğiz alyanla? Alyanımız yok ki. Alyanımız mı yok? Ha. Yoksa sadece bu mu çıkması gerekiyordu? Yok. Aradan çıkmaz işte o. Çıkar lan zorla. Bir dakika hocam. Şunu nasıl çıkaracağız ya? Onu, o da aynı şekilde. Aynı şekilde değil mi? Ha. Lan çıkar lan o, çek lan asıl ya. Hayır, kopmasın diye diyorum. Koparmamak için.
Hocam sanayide ustalar da alsın. Yukarıdan küte çekiş de çıkartıyor. İşte sıkıntı şu. Hocam o da çıkart da. Çıkartayım da şey yapayım. Parça kaldı işte. Yok anladım anladım. Ben sadece işini kolaylaştırıyorum. Sadece nasıl çıktığını öğrenmek için. Bak şu çıt kırıldım ya, bunun yırtığından çıkartabilirsin. Aynen. Onu yırtığından çıkartak. Yok. O da çıkmıyor. Yırtığından çıkaracağız. Abi geri sağlamın takarken mecbur orayı sökeceğiz. Mecbur sökeceğiz. Alyanımız şuraya yok. Şuraya söksen de olmuyor. Sadece şurası sökülecek. Aynen orayı sökeceğim. Orada alyan lazım değil mi? He. Orayı iyice yağlayın. Aslında şahsı esniyor ya, az önüne isteksek çıkar. Ne esniyor? Yemez. Yok, şanzıman geriye bağlıyor. Evet abi. Abi, evet. Abi hoş geldin. Orada bir çiftliğe gidelim, gelin mi? Valla. Yeni duş alıp. Şey durumdayım. Yok bir şey olmadı. Orası söküldü mü tamam senin iş. Of durumdayım. Abi sadece şunu yapacaksın. Hocam, bunların hepsini. Alyan var mı? Bir yere biriktireceğim kardeş. Sorayım alayım. Bundan. Alyan kafası mı lazım bugün? Alyan bakayım, benim çantada alyan yok mu? Alyan vardır. Sende yok. Sende var mı? Vardır vardır o. Benim motora bin gider gel. Bir dakika. Al üstünü. Hocam silin. Hocam yıkamayla geçme. Dostlar tam usta olduk. Şu elime bakın. Bir motor aldık. Başımıza bela mı ettik tam olarak bilmiyorum ama. Kaan geldi. Anda ya, sökemedi. Kim söktü? Tabii ki. Karizmatik Halit atletiyle görüyorsunuz. Şöyle yalnız bu lan bu bunu aşar. Bir tane daha. Deliği kapat, deliği kapat. Taştı, taştı, taştı. Dostlar boyumun ölçüsünü gördüm. Eller yine böyle. Yanık yağ değmedi. Neydi? Motor yağ değmeyince bu işler olmuyormuş. Bu ne lan? Sıp sıp öyle kaldırıyorsun. Kaldırayım bundan. Hı-hı. Bunu arkadaşlar sökmüş arkadaşlar, vidaları filan. Bu gazete ne ortadaki? O da conta. Conta hocam. Conta. Yağ kaçırmasın ya. Abo. Bu benim Rolex saatime benziyor diyormuşum. Yalnız dişli mişli. Sağlam. Eyf. İçim niye böyle kokuyor lan barut gibi? Normal hocam. Ya şeyden sıvaç bir şey yap. Yalnız arkadaşlar ya dişliler çok da... Arkadaşlar. Yağ suyu şey olmuş. Yalnız dikkat edin, dişliler çok da sıkıntılı değil değil mi? Hı-hı. Yememe işi yok değil mi? Bir bakın bakayım. Yok. Halit sence? Yok. Evet. İşte o da şunlar ne? O da vites mi? Vites işte hocam. İyi. Hani yoksa moralim çok bozulacaktı. Lan bu kadar da içi full yağ mıydı bunun? Maşallah. Vallahi biraz önce o contayı nasıl çıkardık ben onu anlamadım ama helal olsun adam. Kaynak maynak şişini yaptı. Herhangi bir delik melik şişi yok. Tamam. Biz şimdi bunu ne yapacağız? Mazotla temizleyeceğiz mi? Mazotla aynen temizleyeceğiz. Sonra sıfır yağ koyacağız. Tamam. Bu yapmaz yani. Bunu tora gitmesi lazım. Yapmaz. Onu da sökmemiz lazım. O da... On ellem abi. Ona girmeye girersen çıkamam. Ne gitti yere kadar. Neyse arkadaşlar biz biraz daha devam edeceğiz. Her yer birbirine karıştı. Şuralara bak. Ortalık 56. Yapılır mı bilmiyorum. Her zaman şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi depodan alıyoruz. Öbür depoya. Depodan. Yani sadece görev yeri değişikliği yapıyoruz. Allah'ına biraz temizleyeyim ben. Videoya bak, videoya. Süper. Arkadaşlar Halit ilk encüklemeyle çekti zaten. Kaçakçıydım abi ben. Ha, ciddi mi? Valla. Mazot kaçakçısı. O kız kızı seni ya. Gediğinde konuşuyor ya. Oğlum ne demedin sen. Yeter. Yeter mi? Yeter. Tamam.